sürgün cezası veriliyor. 3. Selim devrinde bunun bazı istisnaları var. Bir de Kanuni döneminde meşhur Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın bir hayat kadınına verdiği ağır bir ceza vardır. Bu şudur. Lütfü Paşa, Şah Sultan'ın eşi, Kanuni'nin kız kardeşi, Yavuz Sultan Selim'in Yavuz'un kızı, Kanuni'nin kız kardeşi. Bir gün saraya geliyor ve yakalanan bir hayat kadınına çok ağır bir ceza verdiğini, onun bir cinsel uzuv ile ilgili bir ceza verdiğini söyleyince Şah Sultan karşı çıkıyor. Sen böyle ne edepsiz adamsın, böyle bir şey nasıl yaparsın şeklinde söyleyince Lütfü Paşa karısının üzerine yürümüş. Tabi üzerine yürüdüğü kişi Yavuz Sultan Selim'in kızı, Kanuni'nin kız kardeşi. Sarayda ne kadar uşak, hademe vesaire varsa sille, tokat, paşayı atmışlar dışarı. Ve ondan sonra tabii paşa vezir azamlıktan da alınmıştır. Sürülmüştür Dimetoka'ya. Ve orada şey diyor, işte kadın sözü dinlemediğimden başıma bunlar geldi falan diyor ama bunun dışında tabii yaptığı bu hadise kendi eşi tarafından bile hoş karşılanmadığını orada gösteriliyor. Ve ondan sonra da oturup kitap yazmıştır. Lütfü Paşa, Asafname-i Tevari Ali Osmanlı vesaire şeklinde ilginç bir adamdır. Mesela Arapça bilgisiyle övünürmüş. Herkese Arapça kelimeler söyler. Bunu biliyor musun, bilmiyor musun şeklinde hocam, söylermiş. Hocam, evet. Şuraya bakın. Vav wow, hocam. İlahi neler yapıyorlar. Ama o hareketiniz bile cilveli. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? Şu efendim Nurhan Hoca hani saçından tutup evire çevire diyordu ya. Vallahi yani, kızım olsa ona, hocanın yanına reklam arasında her ilk gün kapama, ne olur kapama şunu ya. Ay Allah'ım yahu. Nasıl resmi bunlar ya? Bu. Şu duruşa bakayım, hocayı biraz daha büyütelim. Hoca biraz önce bu dayağı sebebi anlattı. Hakikaten o laf nereden buldular? Başkasına böyle edilse. Monte değil mi? Bak yine geçmiş. Yeter, şunu. Yeter artık yahu. Evet. Ne olacak? Şey ya bütün dünya o elbiseyi giyiyor. Yani bu kadar korkmayın ya. Allah Allah. Bütün dünyada o spor markası var. Yani efendim görüyorsunuz hocamız yani o sözü bize etseydi veya yani bize değil bir hanım olan sizlere etseydi siz bıçaklardınız. Hoca yine saçına oturup evine çevire dönmüş. Bir el hareketi de ne yapmış söyledi, hoca anlattı. Ne söylendi? Evet İlkincim kapıyorum teşekkür ederim. Ediyor, efendim resmi gönderen Sayın eyvah, Muhammed Gümüz efendim teşekkür ederiz. Nurhanli. Teşekkür ederim efendim. Nurhanli. Nurhanli mi oldu şimdi Nutella'dan sonra? Nurhanli. Yok ne diyorlar? Nutella demiyorlar da başka bir şey diyorlar. Unuttu değil mi? Evet. Evet efendim. Vallahi o soruları bize sormayın. Bazı şeyler soruyorlar da bu savaş şeyiyle ilgili yani. Ama evet, ama eşleri gidiyor sefere. Tabii. Üçüncü Ahmet nerede doğuyor? Hayır şeyle. Padişah giderse padişahın haremi gidiyor. Üçüncü Ahmet şeyde doğmuştur. Belgrad. Padişahın Rumeli'si, Rumeli'deyken. Belgrad değil de başka Belgrad bir yerde doğuyor. Galiba. Belgrad'a gitti mi 4. Mehmet? Mehmet Onur Bey. Gitmedi 4. Mehmet. Mehmet Onur Bey mesaj yollamışlar. Şehirlerden. Programınız sayesinde hayatımda yaşadığım bazı olumlu değişmeler. Hayatımda ilk defa üniversite kütüphanelerine gittim, keşfettim. Eski yazıyı sadece lafta severdim, şimdi öğrendim. Kitaplara bakış açım değişti, sadece okumuşum, şimdi anlıyorum. Sultan Selim hakkında acizane bir şeyler yazmaya başladım. 20 küsur sahife ile Şehzade Selim'in sünnetindeyim. İyi. Ha? Güzel. Çok güzel. Çocukluk hayalim olan tarih mevzuunda akademik kariyer aşkıyla Kocaeli Üniversitesi'nde siyaset okumama rağmen İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimden tarih bölümüne başladım. Güzel. Doğup büyüdüğüm şu İstanbul'u bile sizinle tanıdım. Efendim Onur Bey, teşekkür ederiz. Evet. Rejim bize Tevrat'tan mı gelmiş? Onu efendim ilahiyatçılara sorun. Evet. Bu, onu biz bilemeyiz hocam. Bu programın en şeyi yani
bazı konularda dağılıyor, ipin ucunu kaçırdık gibi görülüyor. Konular birden konudan konuya atlanıyor ama çok devamlı olsa sıkılacaktır şeyler. Bu şekilde bence çok daha rahat dinliyorlar. Hocam biz devamlı konuşacağız ya, siz konuşturmuyorsunuz ki. Doğru. Allah senin cezanı vermesin diyeyim ben. Bir de mesela Selçuklu döneminde bir rejim var. Tabii bu biraz siyasi. Meşhur bir Saadettin Köpek var biliyorsun. Tabii. Selçuklu veziri. İsme bak ama ya, Saadettin Köpek. Köpek, evet. Köpek, köpek anlamında bağlı. Ama bu hakaret manasına değil. Nedir o? Yani bilmiyorum, aşireti olabilir. Çünkü köpek dediği aşiretler var. Onu Selçuklu tarihçilerine sormak lazım. Hakikaten yani o, hep merak etmişim. Evet. Öğrenin bakayım. O dönemin hep kötü adamıdır o. İkinci Gıyasettin Kevsöv dönemi de kendinin çekiştiği devlet adamlarından birisi olan Taceddin isimli bir devlet adamını şarkıcı bir kadınla birlikte yaşamakla suçluyor ve adamın rejim cezasına çarptırılmasını sağlıyor. Ankara'da rejim ediliyor. Yani böyle bir de Selçuklu tarihinde var örnek. Tabii Selçuklu tarihinde elimiz bunun siyasi olduğunu biliyoruz. Çünkü Saadettin Köpek yapmadığı iş yoktur. Osman Turan okuduğunuz zaman onu görürsünüz. Her türlü şeyin altındadır. Osman Turan, olumsuzluğu, evet, Osmanlı rahmetlerin tarihçisi. Yani o muhtemelen devlet öbür adamı şey yapmak için, devre dışı bırakmak için böyle bir yola gitmiş. Tabii böyle bir cezaya da çarptırtınca adamı bu sefer ne oluyor? Kimse karşısında duramıyor. Onun öyle bir şeyi var.